borçları düşünmemeniz mümkün değil ki. 3,5 milyar borcunuz var. 120'de faiz, 700 milyon TL her sene faiz yükü gelecek bir kulüp var. Bütün mesele bunların şu anda kulübümüzün yaşayabilecek şekilde yapılandırılması söz konusu oldu. Onun için de tekrar tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza yolumuzu açtığı için teşekkür ediyorum. O günkü Sayın Bakanımız, Sayın Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a buradan gerçekten içten içe teşekkür ediyorum. Banka Genel Müdürlerine, Ziraat Bankası'nın, Halk Bankası'nın, Deniz Bankası'nın ve onların yanında çalışan çok değerli kadrosundaki arkadaşlarımızın verdiği katkılarla biz bugün önümüz açılmış bir şekilde burada sportif faaliyetlerimizi sürdürebilmiş bir Beşiktaş var. Bundan sonra da bunu eğer o kurallara uyar isek yaşama şansımız olacak. Süre 10-12 seneye yayılmıştır. 4-5 senede ama bize nefes aldırmıştır. Bu rahat nefes değil. Bu kulüpler uzun yıllarca rahat nefes almayacaklar. Ekonomik anlamda bunu buradan söyleyebilirim. Dolayısıyla yapılacak transferlerde bankaların önümüze koyduğu, ki haklarıdır, ve federasyonun da önümüze koyduğu bir limit durumumuz var. Bunları bir iki gün içerisinde federasyonla gidip konuşarak ülke puanına katkıda vermemiz adına biraz bize hoşgörüyle davranılmasını talep edeceğiz. Aksi halde mevcut limitlerle mevcut kadroyu bile ayakta tutamıyoruz. Bunu taraftarın da bilmesi gerekir. Onun için de ifade ediyorum ki bilsinler. Bilmedikleri zaman haklı olarak başka türlü hesap ve kitap yapıyorlar. Ama şunu da bilsinler ki geçen sene hiçbir şey yapamayacak dedikleri kadro son dakikada motosikletle tescil yapılmış olan bir Gazal'la, Raşit'le ve diğer futbolcularımızla biz başarıya kucakladık. Her şey pahalı futbolcuyla olmuyor. Olsaydı çok şey olurdu. Evet, artı bir sorumluluğumuz daha var bizim. Ülke puanını yükseltebilmek için Avrupa kupalarında başarılı olmamız gerekiyor. Ona da yakışır bir şekilde transferleri oturtmayı tercih ediyoruz, planlıyoruz. Şöyle söylemek istiyorum. Unutuluyor. Biz hocamızla konuştuğumuzda anlaşalım hocam madem yani açık söylüyorum yani gitmeyi bile düşündüğünü ifade etmemesine rağmen çok da buraya katkı veremeyeceğini ifade edecek kadar dürüst olan Abdullah Avcı'nın bana verdiği ifade şuydu. Başkanım ben para konuşmam. Zaten kontratımda yazıyor. Ben de iyi bir hocayım Türkiye'de. Birkaç ay sonra muhakkak iş bulacağım. Dolayısıyla iş bulana kadar ki ücretimi almam. Kontratta yazıyor. Böyle yapalım dedi. Ben de o şekilde buna tamam dedim ama bugün yani 12 milyon TL maaştan 6 milyon TL'ye Trabzon'da hocalık yapıyorsanız o zaman bir şey sorgular. Ya 12 milyon yanlıştı ya orada aldığınız 6 milyon yanlış. Hangisi doğru? Evet, mahkemeler bunlara bakmayabilirler. Kağıt üzerinde yazılan kontratlar önemlidir ama insanların beyinleri bu soruyu sorar. Ben de diyorum ki hocamız her ne kadar bunu kazanmış dahi olsa ben inanıyorum ki bu camialar yarın birbirleriyle hocalarıyla kucaklaşabilirler. Dolayısıyla hocamızın bu konuda halen daha fedakarlık yapma ümidi bende var. Çünkü kendisinden ben o vicdanı ve adaleti gözlerinde gördüm. Açıkçası söyleyeyim. Ama belki bu ki mücadele vermiştir. Belki avukatı o şekilde getirmiştir. Ancak şunu söylemek istiyorum ki eğer herhangi bir şekilde uzlaşamaz isek, ben yine uzlaşma taraftarıyım. Uzlaşamaz isek mahkeme uzun yıllar devam edecek. Yani UÇK ve takibin vermiş olduğu kararları teminat mektubu vererek diğer yargıya taşımayı planlıyoruz. Ve orada hakkımızı aramaya buradaki verilmiş olan adaletsiz kararın düzeltilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Ben UÇK'ya da tahkime de buradan sesleniyorum. Bu kulüpler olmadığı takdirde o lehlerine karar verdiğiniz futbolcu ve hocaları yarın hiçbir yerde bulamazsınız. Öncelikleriniz bu değerli kulüpleri korumak olmalı ki bu hocalar, dava açanlar, davayı açmayıp daha sonra gelip burada hocalık yapacak olanlar bu güzide camianın kapılarını kendilerine açık bulabilsinler. Başkanım, son
Şöyle söyleyeyim. Bu sene gerçekten Beşiktaş tarihi yazmıştır. Beşiktaş tarihi bu seneyi çok altın harflerle kendi Beşiktaş tarihini yazacaktır. Bu kazanılan çifte kupa futbolda, kadınlarımızın aldığı kupa, şampiyonluk kupası, artı basketbol takımının da yarı final oynamış olması bir büyük başarı örneğidir. Bunların örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer kulüplerin de bizim bu yaptıklarımıza bakarak, örnekleyerek ve cesaret alarak hem ekonomilerine hem de başarılarına katkı vermelerini bizi örnek alarak öneride bulunuyorum. Tavsiye ediyorum demeyeyim biraz da, öneride bulunuyorum. Denesinler, baksınlar biz nasıl yaptık. Basketbolda biz yarı final oynadık. Bu çocuklar daha 19-20 yaşında yoklar. Ve her biri bugün birer mucizeyle kulüplerine belki de milyon eurolar getirecek tarzda Beşiktaş kulübüne bonservisleri oluştu. Onun için onları da buradan tebrik ediyorum. Bu projeyi bizim önümüze getiren Ahmet Kandemir Hoca'ya da buradan da teşekkür ediyorum. Çalışan yöneticilerim olduğu projede Mesut Urgancılar ve Umut Şenol Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesin emeği var. Yani ama şunu da tekrar bir daha söylüyorum. Bugün benim için önemli konuşması şudur. Mesaj vermek istiyorum camiama. Ben kimi nerede nasıl çalıştıracağımı en iyi bilecek olan benim. Bunu da ispatladım, bana güvensinler. Kafalarını karıştırmasınlar. Bizlerin de kafalarını karıştırıp bize de baskı altında bizi hissettirmesinler. Önemli, sizin bahsinizde ricada bulunmak istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.